İzleyicileri. Efendim sizinle bir yeni programda birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü konuğum Kukla Tiyatrosu'nun Türkiye'de kaç yıl oldu ya? 15. ama senin... Benim başlayalı ben 11-12 yaşında başladım. Çocukluğunda evet. Başladığını biliyorum. Cengiz Özek konuğumuz efendim. 15. Uluslararası 3 Mayıs mıydı? 3 Mayıs, evet. 3 Mayıs'ta 15. Uluslararası Kukla Festivali'ni başlatacak İstanbul'da. Şimdi kendisi bize gayet geniş bilgi verecek. Bu festivalin yaratıcısı, kurucusu Cengiz Özek. İnsan bir kişi olarak bütün bunları nasıl yapıyor bilmiyorum. Şimdi az önce Rusya'nın çok büyük kukla, yani oradaki ulusal kukla tiyatrosunun en büyük kurucusu, ki ben 1967'de tanımıştım Obrazov'u, geçen yıl gittim diyor. Ben her gittiğimde o şeye giderdim. İlk gittiğimde tabii eski bir kukla tiyatrosu vardı ama çok hoştu. Ona göre bir tarihi konumu vardı onun. Kaç yıllık kuklaydı. Sonra devlet ona başlamıştı bir kukla tiyatrosu yapmaya. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nden büyük olduğunu söylüyor ki öyledir. Ben de Moskova'ya gittiğimde görüyorum. Son 2-3 gidişimde zaman ayırıp oraya gidemedim ama o büyük tiyatro, kukla tiyatrosuna da gittim. Fakat çok saygın, 370 kişi çalışıyor diyor. Tabii daha ayrıntısını biliyor. Bir kukla tiyatrosunda 370 kişi çalışıyor, düşünün. Ve müthiş bir kukla şeyi var, müzesi var içinde. Müzesi var. Arşivi var. Onları anlatacak bize. Şimdi 15. şeye gelmeden önce tabii ön hazırlıkları var. İstanbul'da nerede yapacak? Ondan önce dışarı gidip karagöz gösterileri yapacak. Çok usta bir karagöz göstericisi. Estağfurullah. Efendim, bu sanatın ölmemesi için ben ulusal tiyatromuzun en büyük desteği olacak kukla ve karagözü her zaman, çok genç yaşımda, daha eleştirilere yeni başladığım zaman ulusal tiyatromuza bu kaygıyla bakıyordum. Çünkü dışarıda gördüklerimden bunları öğrenmiştim ve Türkiye'de bunlar unutuluyordu derken o gencecik öğrenci Cengiz çıktı ortaya ve inanılmaz işler yaptı. Ben şaşırdım kaldım. Şimdi kendi hikayesini kendisi anlatsın. Bence en önemlisi orijinalinden dinlemek kendi sesinde. Şimdi bu hikayeyi nasıl başladım bir kere? Şimdi süremiz var. Aslında yani çok olacak şey değildi. Ben nasıl yaptığına inanamıyorum. Hep birlikte başardık. Çünkü seyircisiz olmuyor. Tabii, bu işler. Tabii seyircisiz yani, olmaz. İyi bir seyirci iyi oluştu. O çok önemli. İlk günden beri akın akın gelen bir seyirciden bahsedebiliriz. Kuklayı çok iyi bir seyirci. Seven bir seyirci varmış. Bizi besledi bu seyirci. Evet. Çünkü ilgi olmazsa mümkün değil. Mümkün. Sonra basınımız çok ilgilendi. İlgilendi, evet. Bütün gazetelerde, bütün televizyon kanalları ilk yaptığımız festivalden beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Çok güzel. Böyle bir işbirliği doğrultusunda gidiyor. Biz sadece programı hazırlar hale geldik. Ondan sonrasında seyircimiz ve bu seyirciyle aramızdaki bağlantıyı da kuran basın aslında bu işi başarıyor diyebiliriz çok rahatlıkla. Bir işbirliği doğrultusuna gidiyor gerçekten. Yani dediğim gibi 12 yaşlarında başladım ilk karagöz figürleri yapımına. Evet, 12 yaşında. Ki bu yılda artık festivalimiz 15. yılına gelip kendi kendine, kendi rüştünü ispatlar hale gelince artık bu yıl bana karagöz figürleri yapımını öğreten hocama da festival onur ödülünü takdim edeceğim. Ali Kıyak. Ha, Ali Yıldız hocana. Evet, ha, Karagöz hocam. Yıldız Kenter ise benim tiyatro bölümündeki tiyatro hocam. Hocam. Evet, aynı zamanda tiyatro eğitimlidir. Konservatuvar mezunudur. Kenter Tiyatrosu'nda Yıldız hocanın öğrencisidir. İyi bir öğrencisiydi. Zaten yetenekli öğrenci olmazsa zaten sınıfına giremez, mezun olamaz. O ayrı. Bir de Kenter Tiyatrosu'nda oynadı. İşte ama o arada kuklayla, bakın hocası da var 12 yaşından beri bu işe. Ve işte böyle bir başladık ilk
sergiler açtık. Birçok Karagöz figürleri üzerine sergiler açtım. İlk sergim Galatasaray'daki Kazım Taşkent Sanat Galerisi'ndeydi. Evet, o zaman yönetmeni Vedat Nedim Tör'dü. Evet, evet. Vedat Bey ile ilk tanıştığımızda 17 yaşındaydım. Evet. Ve çok heyecanlanmıştı ve bir sergi yapalım dedi. Ve büyük bir Karagöz figürleri üzerine sergi açtık o zaman. 17 yaşımda ve olduğu gibi o sergi Hollanda Ulusal Müze tarafından satın alındı. Vallahi. Ve orada sergilenmeye başlandı. Evet. Derken Topkapı Sarayı'nda Ayasofya Müzesi'ndeki sergiler birbirine kovaladı. Evet. Ve bu sergilerin getirdiği yankı ve heyecan doğrultusunda birçok festivalden davet almaya başladım. Uluslararası festivalden. Evet. Karagöz gösterisi yapmak üzere. İşte ilk gösterimi Norveç'te yaptım. Sonra İsveç, Norveç, Danimarka ekseninde devam etti bu gösteriler. Tabii ki Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Fransa bu gösterilerin ikinci ayaklarını oluşturdular. Derken daha ciddi, profesyonel anlamdaki festivaller bizi davet etmeye başladı. Ve burada gördüğüm gösteriler, bu festival heyecanı ve buradaki bilmediğimiz, ki tiyatro okudum ve okurken görmediğim, duymadığım birçok tarzda oyun görmeye başladım. Ya, ya. Dedim ki birdenbire modern tiyatronun temeli aslında kukla tiyatrosunun ta kendisi. Ya. Ama bundan kimsenin haberi yok ülkemizde. Haberi yok, evet. İşte belki de bunun verdiği bir dürtüyle ilk Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'ni organize etmeye karar verdik. Yıl 1998. Evet. Birincisini yaptık. Çok önemli iki sergiyle yaptık. Başka. Yıllarca sergilenmeyen, seyirciyle buluşmayan, hiç buluşmayan Topkapı Sarayı'ndaki Karagöz figürlerini ilk defa biz sergiledik. İlk defa. İlk defa, evet. Sanat tarihi açısından çok önemli. Evet. Doktor Filiz Çağman, o zaman müze müdürüydü. Müze müdürüydü. Benim de sanat tarihi hocamdı akademiden. Evet. Ben aynı zamanda restorasyon da okuduğum için. Evet, restorasyon da okudum. Ve Filiz Hanım böyle bir festival fikrini duyunca derhal üstüne atladı. Hemen böyle bir sergiyi yapalım dedi. Çok nitelikli bir insandı. Çok ve müthiş bir sergi. Minyatür seksiyonunda yaptık hatta. Müthiş bir sergi oldu. İçinde Karagöz gösterileri yaptık, konferanslar verdik. Yani Topkapı Sarayı'nın o dışa kapalı, içe dönük halini gevşettik biraz böyle. Dışarıya yüzü güler hale geldi. Evet, dışa evet. Açık sergileriyle isteyen istediği zaman gezebiliyordu. Evet. Öğrenciler gelip orada oyun seyredebildiler, yerlere oturdular, süründüler. Yani başka bir canlılık gelmişti ilk festivalde Topkapı Sarayı'na da. Tabii öyle. Bu da başka bir heyecandı aslında. Tabii. Ve ondan sonra bir daha sergilemek istedik ama beceremedik. Bir daha sergilemeyi aynı koleksiyonu. Ha. Keşke her yıl sergilenebilse, çünkü oldukça önemli bir koleksiyon bu. Çok. Ve yine aynı dönemde ikinci büyük sergimizde İstanbul Şehir Müzesi. Ki o zaman belediye müzesiydi. Belediye. Sonra ilk belediye müzesi olarak başladık. Bu Unkapan'ın da Karikatürcüler Derneği oldu sonra. Gazanfer Belediyesi'ndeydi. Şimdi Yıldız Sarayı'na gitti şehir müzesi olarak. İşte orada Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı koleksiyonu yine dönemin Kültür İşleri Daire Başkanı Şenol Demiröz zamanında yani Şenol Bey'in büyük katkısı vardı, unutulmaz. Evet. Dedi ki hepsi sergilenecek dedi bunların. Evet. Bunlar da ilk defa sergilendi. Hem kuklalar, çok iyi bir kukla koleksiyonu var ve Karagöz koleksiyonu var. O bina bunları, da çok hoş. Bina da çok güzel yani. Sinan, koca büyük evet. Mimar Sinan'ın doğrudur. Çırağının yaptığı. Doğrudur. Şey, ikizdir Cafer zaten onlar. Nedir? Cafer Ağa ve Gazanfer Ağa. Birisi Sultanahmet'te, biri Unkapan'ında. Evet. Aynı mantıkta yapılmış çok güzel iki medresedir. Böyle iki sergiyle başladık aslında ilk festivale. Evet. Belki çok az grup vardı ama niteliği çok fazlaydı şey. Niteliği fazlaydı. Yani bu bir kere bu iki sergi yeterdi. Sonra derken üçüncüsü, dördüncüsü, sponsorlar, konsolosluktan destekler gelmeye başladı festivalimize. Derken 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında festivalimiz kabul edildi. Ve oradan aldığımız desteklerle daha genişlettik, daha büyüttük ve 15. yılına geldik. Şanslı bir festivaldik. Daha ilk yılından
Cumhuriyet'in 75. yıl kutlamalarına kabul edildi İstanbul Valiliği tarafından. Ki büyük bir onurdu bizim için. Daha yeni yapıyoruz. Birincisi festivalin. Daha ortada bir şey yokken böyle bir kutlamaya kabul edilmek bizim için büyük bir onur oldu hakikaten. Gerçekten ama bu becerilerinle, uğraşından oluyor. Yani. Durup dururken kabul edilmiyor. Yani Cengiz Özek'in müthiş bir çabası var. Ben hep izliyorum. Evet. Doğru, siz çok yakından takip edersiniz. Evet. Her zaman da festivalimizle ilgili birçok haber yazmışsınızdır. Şimdi devamlı veririz biz şimdi. Günlük gazetemiz bu konuda çok şey. Çok teşekkürler. Ve yani bugünlere geldik işte. 15 yıl da belki 150'den fazla grup davet ettik dünyadan. Aşağı yukarı yani 600 kuklacı ağırladık İstanbul'da. Of of. 15 tane workshop verdik. Workshop açtık. Bu rakamlar var mı bültende? Yok onlar ama size daha bir daire iletirim. Tabii ki. Özel yazı yazacağım başlamadan. Çok sevinirim. Evet. Çok sevinirim. Yani bu rakamlar bu, çok büyük rakam bunlar. Evet, büyük rakam çünkü. Akılda kalmaz. Evet. Yani 600 kuklacı ağırlamak çok önemli. Ne demek ya? Ve bunların İstanbul'daki kuklacılarla buluşabilmesini sağlamak. Sağlamak. Evet. Ya da benim en önemli düşüncem kuklacıdan ziyade Türk tiyatro oyuncularıyla buluşturabilmek. Evet. Çünkü dediğim gibi modern tiyatronun temellerini artık tamamen kukla oluşturuyor. Evet, evet. Çünkü bugün modern kuklanın sınırları içinde video performans, dans, ışık, obje, mask ve aktör yer almakta. İşte bunların hepsini birleştirdiğin zaman bunların hepsi kuklanın sınırları içinde yer alıyor. Özellikle obje tiyatrosu. Obje bir gölge tiyatro deyince ışıktan vazgeçemezsiniz. Tabii. Bugün Torino'daki sinema müzesine gittiğinizde sinema müzesi gölge oyunu figürleriyle başlıyor. Evet. Öyle başlıyor. Öyle. Çünkü ilk sinema fikri gölge oyunundaki tabii düşünceyle ortaya çıkıyor. Ortaya ben nasıl yansıtırım, nasıl bunu perdeye veririm, daha büyük böyle bir şey nasıl yaparım düşüncesiyle hareket edip objektifler şey yapıyor. Hatta ara geçişinde İngiltere'de objektif üstüne çizilmiş resimlerin hareket ettirilmesiyle oynayan gölge oyunları bile var. Hmm. Yani tam sinemaya geçiş şeyi. Onun için video performans asla gölgeden koparılmayacak uzaklıkta bir sanat disiplini. Yani bugün kukla dediğimiz zaman bütün bu sanat disiplinlerini bir araya toplayan ender disiplinlerden biri ve günümüzdeki modern tiyatronun da kesinlikle ve kesinlikle temelini oluşturuyor. Bu açıdan aktörlerle buluşmasında fayda var diye düşünüyorum kukla tiyatrosunun ve verdiğimiz workshopları genellikle şehir tiyatrolarına, devlet tiyatrolarına teklif ediyoruz ama daha çok şehir tiyatrosunda gerçekleşti bu workshoplar. Ya da bizim bulunduğumuz alanları aktörleri davet ederek gerçekleştirdik workshopları. Bugün baktığımız zaman dolaylı ya da dolaysız bugün ödenekli tiyatrolarda ve özel tiyatrolar repertuarlarında artık kukla prodüksiyonlarına yer verilmeye başlandı. Mutlaka burada bizim festivalinde bir katkısı vardır bu düşüncenin altyapısını oluşturmada. Ama artık günümüzde tiyatro yeni yetişmiş tiyatro sanatçılarına baktığımız zaman kukladan bağımsız düşünmüyor. Ki geçen yıl kaybettiğimiz büyük büyük tiyatro adamı Beklen Algan, yıllarca 5 yıl birlikte çalışma asistanını yaptım. Evet. Kukladan ve objeden asla kendini uzak tutmazdı. Çünkü, hiçbir zaman tutmadı. Çünkü kendisi modern tiyatronun temeliydi, Türkiye'deki modern tiyatro. Tabii öyleydi. Ve çok iyi biliyordu objenin ne kadar önemli bir şey olduğunu. Biraz da Beklen hocamızın da bu etkisiyle olsa gerek festivale böyle bir gizli bir destek ve şey ulaşacağı bir adım koymaya çalıştım. Mutlaka günümüz tiyatrosuyla buluşmalıdır. Çok doğru. Dedim. Ve bütün bu süreç devam ederken 21 Mart Dünya Kukla Günü'nü de ilk defa ülkemizde kutlanır hale getirdik. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti'nden aldığımız
destekle bu günü kutlamaya karar verdik ve adına bir mini festival düzenlemiştik o zaman. Sergiler evet, açmıştık. Evet. Ve o günden beri 2010 yılından beri minik kutlamalarla devam ediyoruz. İşte bu yılda Forum İstanbul'da büyük bir Endonezya gölge kuklası üzerine bir sergi açtık. Adı Java'nın Süliyeti. Evet, çok önemli. Gidemedim ona. Davetiyenizi aldım ama... Evet, sizin maalesef dolu bir gününüze denk geldik. Evet. Ama burada devam ediyor. Burada kutlama vardı. Evet. Mutlaka evet. Zaten göreceğinize eminim. Çok güzel bir sergi. Evet. Bütün Java'daki ki gölge önünün doğuşu olarak kabul edilir. Ben yeri de bilmiyorum. Java. Biraz İstanbul büyüdü artık. Büyüdü tabii, biliyorum. Hayır, bir bilenle gideceğim. O kadar tuhaf ki yani hakikaten gezip görmediğimiz yerler var. Var, evet. Şey gibi tura çıkmış gibi oluyor bazen. Yani insan... Trakya'ya uzandı İstanbul. Uzandı yani insanın öyle. Yaşadığı muhitin dışında... Anadolu'ya uzandı. Evet, bambaşka yerler oluşmaya başladı. Evet, doğru. Minik uydu kentçikler... Evet. Aslında herhalde bunları ayırmak mı gerekiyor? Yani İstanbul yani bir gidiyorsun 1,5-2 saatte bir yere ulaşıyorsun. Evet. Yani hayır, metroyu yapamıyorlar. Metroyu evet. Yapsalar. Evet. Moskova'da büyük. Moskova'da çok büyük bir doğru. Şey. Düz bir alanda. Doğru. Her yere metro var kardeşim. İşte vakti zamanında başlandığı için. Evet. Gene de 5 yılda iyi bitti bu kadar. Evet. O da doğru. Yani ben çocukluğumda gazete okurken metro lafları geçerdi gazetede. Metro nedir diye sormuşumdur dedeme falan ilkokul 4'teyken. Çünkü o zaman bakın telaffuz ediliyordu. Doğru. Ve ne zaman başladı işte yani Tekin Kotil bir projesini yaptırdı 77'lerde. Şey, evet. İşte o yapamadı. 80 askeri darbesi geldi. Ondan sonra işte o dönemde ben tabii hem belediyede kültür işlerinden evet. Sorumluydum hem de şehir tiyatrosunda. Evet, sen devam et. Ben... Ama sizin dediğiniz gibi yani Moskova'daki metro sistemini gördükten sonra evet. Orada sanat ya yani o kadar bir vakit ayırmışlar ki içi, her bir metro istasyonu ayrı bir sanat eseri gibidir evet. Değil mi? Nasıldır evet. Yani her tarafta heykeller, her süslemeler, şey. Bu kadar hepsi güzel birbirinden olan. Farklıdır. Paris'e benzemez, Londra'ya hiç benzemez. Hiç kendine öz evet. Ve Art Deco'sundan Arnavos'una varıncaya kadar bütün sanat akımlarını içinde barındıran evet. Değişik metro istasyonları vardır. Müthiş bir olay. Yani o yer bambaşka bir şey, bir evet. Dünyadır yani. Dünyadır, yer altında bir dünyadır. Ben ilk gittiğimde şaşırmıştım. Yani, gezdirdiler tabii. Avizelerin güzelliği. Avizelerin güzelliği. Saray gibidir işte. Saray gibidir. Evet. Yani belki İstanbul'daki bu kadar şey değil ama hoş değil ama yine de İngiltere'ye ve Fransa'ya bakarsak evet. Mükemmel bir metromuz olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Evet, evet. Daha güzeldir. Doğru diyorsun. Yani zamanla şey olacak. İşte biz de metroyu kullanan insanların çok önemli olduğunu ilk günden beri kabul ediyoruz. Çünkü İstanbul'da koşuşan halkın bir yere yetişmek çabasıyla bu büyük şehirde oradan oraya koşuşan halkın metroyu kullandığını ve metroda durağa giderken kısa bir süre içinde olsa kendisine bir vakit ayırdığını bildiğimizden dolayı metro ilk açıldığı günden beri metronun yürüyen yol katında özellikle Taksim girişinde düzenli sergiler organize ediyoruz. Evet, evet, o doğru. İşte bu yıl da orada bir sergimiz olacak. Çin ha, Gölge Tiyatrosu üzerine. Tam da Çin kültür yılı. İlişkili. Evet. Evet, bu yıl. Aynı bu çerçeve içinde. Yani böyle bir şey Türkiye'de kutlanıyor. Çin yılıymış bu biliyorum, yıl. Biliyorum, biz de kendi şeyimizde, olanaklarımız doğrultusunda böyle bir şeyi de el atalım dedik. Hmm. Çin'den hem bir gölge oyunu getiriyoruz. Dev bir gölge tiyatrosu. Pekin Devlet Gölge Tiyatrosu'nu öyle getiriyoruz. Mi? Onu evet. Görebilelim bari ya. Çok seviniriz. Ve, ben çünkü Çin tiyatrosunu biliyorum. Biliyor çok musun? İlginç bir tiyatro. Tabii operasını da biliyorum. Çok ilginç bir tiyatro. Bu yıl biz... Pek bilen yok. Yoktur. Türkiye'de. Yoktur maalesef yoktur. Evet, sen anlat sonra. Yani bu yıl işte Çin yılı münasebetiyle böyle bir hem metro içinde büyük bir sergi hazırlıyoruz hem de şey bir gölge oyunuyla İstanbullulara seslenecekler. İlginç bir proje olacak. Yani metro sizin dediğiniz gibi uzak gidemediğimiz noktalara gidecek, bize küçük bir zaman ayırıyor. Evet. Onun içinde kendimize ayırdığımız bir zaman var. Biz de bunu festival olarak kullanmayı düşündük ve her zaman bir şey gerçekleştiriyoruz. İşte bu
Forum İstanbul'da da metro ile ulaşabileceğimiz bir noktadaki Forum İstanbul'da da evet. böyle bir sergi yapalım dedik. İyi yaptınız. Çünkü insanlar artık alışveriş merkezlerinin içinde yaşıyorlar. Tabii canım. Biraz öyle. Şey gibi olduk belki Arap ülkeleri gibi olduk bu konuda. Biraz ya da Asya ülkeleri gibi olduk. Yalnız Arap ülkeleri değil, Asya ülkeleri de öyle. Öyle, evet. AVM'ler içinde yaşıyorlar. Burada çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. Dünyanın, yani Asya'nın tamamında neredeyse böyle yaşıyor halk. Tabii orada biraz hava rutubetli, sıcak olduğu için belki böyle yaşanıyor ama biraz da belki hani Amerika'da olduğu gibi biraz da böyle AVM'lerin içine itiliyor insanlar. Hani her şey oralarda toplanıyor falan. İçine girdiğiniz zaman her şeyinizi halledip çıkabiliyorsunuz. Evet, çünkü. Evet. Yemeğinizi yiyorsunuz, sinemaya gidiyorsunuz, tiyatro seyrediyorsunuz. Evet. Bir iki de gömlek alıp çıkıyorsunuz. Tamam işte. En boş zamanınızı en verimli şekilde kullanmış oluyorsunuz. Tabii. İşte aynı metronun içi gibi AVM'lerin içini de kullanmak gerekir düşüncesiyle. Böyle bir yeni hayatımıza girmiş. Yeni dediğim tabii nereden baksanız 5 yıl oldu ama olsun. yeni işte algılamaya başladığımız bu AVM'ler içinde biz de yerimizi alalım dedik. Birkaç yıldır devam eden AVM'lerle olan işbirliğimiz bu yılda Forum İstanbul ve Marmara Forum'la devam edecek. Buradaki gösterilerimiz evet. ve sergilerimizle seyircilerimize, kukla meraklılarına dolaylı ya da dolaysız seyirciye ulaşmış olacağız. Bu da bize ayrıca bir mutluluk veriyor. Tabii, çünkü bir de o kesimin insanları var. Orada, tabii, binler. Yani çok önemli oralara rakamlara ulaşmak önemli. Evet. Biz gideriz. Nasıl evet. Biz? Yani belki para verip oyuna gelemiyor ama en azından kuklaya göz ucuyla da olsa böyle de şey mi var? İlginç bir şey. Nedir bu Endonezya'dan? Ne kadar ilginç kuklası var. Bizim Karagöz'e de benziyor demesi bizim için yeterli. Zaten kukla festivali böyle gelişti. Evet. Evet, Endonezya işte Asya. Asya gölgenin temeli. Gölgenin temeli. Yani ya Hindistan'da başladı ya Java'da başladı bilinmiyor ama büyük bir olasılıkla Endonezya'da başladı Endonezya diyebiliriz. Daha merkezi. Evet. Evet. Hatta Metin Han'da göre Türk kuklasının, Türk gölge kuklasının temelini Memlük kuklası oluşturuyordu. Memlük kuklasının temelini de Java kuklası oluşturuyor. Doğru, çünkü doğru. Arapların Java'daki açtıkları kolonilerle, hatta İslam bile öyle gidiyor oraya. Oradaki gölge oyunu Memlük'e geliyor. Çünkü başka türlü geliş yolu gözükmüyor Memlük sana. Doğru. Çünkü çok ortada bir oradan yerde. Oradan Anadolu'ya geliyor. Oradan da Türklerin İstanbul'a geliyor. Evet. İstanbul'a kadar uzanıyor işte. Anadolu'ya ilk giriyor. Evet, evet. Ve kukla yani, çok eski bizde o bakımda. Evet, yani dolaylı bir yönden de bizi bu sergi ilgilendiriyor açıkçası. İlgilendiriyor. Çok doğru bir şey. Hatta yazı yazılması işte gereken bütün bu şey. Festivale gelirsek, yani bütün bu sergi festival sonuna kadar devam eden bir sergi olacak. Cava'nın süreti. Bir kere çok uzun bir süre, yani gün saat 10'dan gece 22'ye kadar görülebiliyor. Haftanın her günü. Zaman kısıtlaması asla yok. Ve bizim bu festivalimizin önünden de böyle bir kuklayı kutlayıp seyircimizin aklına kuklayı bir kez daha getirmiş olduk. Ve bir anlamda da Mayıs'ta düzenleyeceğimiz 15. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'ne de bir mesaj yollamış olduk çok sergi. Çok güzel ama bu daha önce de, Java şey evet, oluşuyor, Endonezya çok evet. önemli. En background'unu yakalamışım. Vallahi Cengiz. Güzel bir koleksiyonumuz vardı elimizde. Var. Aslında 2 yıl evvel çok uzun süren bir Endonezya gezisi yaptım. Özellikle Java ve Bali adalarında oldu bu gezi. Gittim. Ve köy köy dolaşıp bu kukla figürlerini topladım. Bunlar turistik kukla figürleri değil. Ustasının elinden aldığımız, oynatıcının direkt elinden aldığımız figürlerdir. Çok değerli bir koleksiyondur bu koleksiyon. Oradan topladım. Oradan topladım ve bunun derileri de, yani yapıldığı malzemesi deridir ve deriler de bunları bir dini ritüel olarak gördükleri için Javalılar bunların yapım malzemesine de büyük önem gösteriyorlar. Mesela yıldırım çarpmasıyla ölmüş bir ineğin derisinden yapılıyor. Temiz olması gerekiyor. Yani kirlenmemiş olması gerekiyor. Ruhunun kirlenmemesi gerekiyor. Çok ilginç. İnanca bak. Evet. Ritüellerine. Ya da üstün hayvanlar dedikleri geyik ya da kaplan derisinden
olmasını tercih ediyorlar bu figürlerin. Ya da Malezyalıların keramet wayang dedikleri, yani keramet kukla dedikleri, yani bizimdeki kerametli, bir kerameti var bunun deriz ya. Tabii, orada da aynı kelimeyi kullanıyorlar. Bizde, evet. Bunun kuklaların, böyle kerametli kuklalar var. Bunlarda da işte bu türlü söylediğim doğal yolla ölmüş, doğal olmayan yolla ölmüş. Yani yıldırım çarpmasıyla işte, ya da bu türlü güçlü hayvanların tüylerini bir kuklanın bir yerine gizliyorlar. Bir tarafına yapıştırıyorlar kuklanın. Ve o kuklayı kerametli kukla haline getiriyorlar. Gösterilerinde özellikle bu tür kuklaları kullanıyorlar. İşte bunlar belki çok detay noktaları ama bu sergide, ama çok önemli. Bu sergide bu türlü kuklaları da görebiliyorsunuz. Bu sizin topladıklarınız, evet, ağırlıkla. Evet. Çok güzel. Bunlar da bu türlü kuklalar da var içlerinde, kerametli kuklalar. Evet. Bu serginde kerameti burada. Evet, kerameti burada. Kerameti kendinden menkul. İşte bunun menkulu burada. Kerameti, evet, burada. Evet. Bu yıl 15. yılı olması münasebetiyle kukla festivalimizin, Metin Ant birkaç yıl önce kaybettiğimiz. Metin Ant hocamızın adına düzenlemiştik festivali ve evet, o yıl bir karar aldık. Dedik ki bundan sonra her 5 yılda bir festivali büyük bir ustanın, büyük bir araştırmacının, özellikle Karagöz üzerine araştırmalar yapan kişilerin üzerine, kukla sanatını büyük değerler katmış bir kişi adına yapalım bundan sonra dedik. Bu yılda tabii ki Metin Ant'tan sonra aklımıza gelebilecek en büyük isim Cevdet Kudret. Kudret Hoca, evet. Şimdi ben söyleyeyim. Ya, ya. Cevdet Kudret sonra, üstadın, evet, adına bu yıl festivalimizi, evet, gerçekleştiriyoruz. Çok çünkü güzel. Kendisinin yazdığı 3 ciltlik Karagöz oyunu, evet, bütün Karagöz oyunlarının kaybolmamasına neden olmuştur. Evet. Yoksa hepsi çarşırılıp gidecek de eldeki metinler. Oğlum, çok büyük bir araştırma. Büyük bir araştırmadır, evet, zaten yaptığı. 3 cilde 36 tane Karagöz oyunu toplamıştır. Bir sürü muhavereyi toplamıştır. Bir kere 18 sonu 19. yüzyıl Karagöz'ünün ne olduğunu Cevdet Kudret'in oyunlarını okuduğumuz zaman, evet, onun, ben de ilk ondan öğrendim. Onun derlemesiyle çok iyi öğreniyor. Müthiş. Tabii ki orta oyununu da aynı şekilde derlemiştir, tabii, kendisi. Orta oyununu da derlemiştir. Ama bizim konumuz özellikle Karagöz girdiği için, evet, bu anlamda bir Karagözcü için vazgeçilmez bir başvuru kitabıdır. Onun için bu borcumuzu festival olarak bir borç hissetmekteyiz biz bunu. Bu yıl ona adadık. Bu yıl Cevdet Kudret Üstad'a adadık. Solok. Festivalimizi ve akabinde 15 ülkeden 26 tane konuk grupla geliyor. Şu anda 15 ülke kesin. Yani. 15 ülke kesin, evet. Evet, artabilir ama kesin. Artabilir ama kesin 15. Kesin 15. 15. 26... yılımız diye özellikle 15'te vurgu yapıyorum. Evet, çok güzel. 15 yılda 15 ülke. Evet ama daha artma olasılığı var. Çok katılmak hayır, isteyen grup var. Bu 15 ülkeden 26 mı dediniz? 26 grup var. Evet, 20 az değil tabii. Evet. Ya, çok iyi. Ve 60 performans yapacaklar. Oo, İstanbul'da. 60 gösteri. 10 gün içinde 60 gösteri. Gösteri. Vay vay vay. 3 tane sergimiz yer alacak. Festival boyunca ve workshoplarımız. Evet. Bunun yanı sıra da büyük bir sempozyumumuz var. Evet. Sempozyumun konusu ise Avrupa kuklası ve Türk kuklası Karagöz'ün Avrupa'ya olan etkisi. Üzerine bu sempozyum, konuşacaklar. Bu büyük sempozyum nerede olacak acaba? Bu büyük sempozyumun henüz yerini belirlemedik ama büyük bir olasılıkla Mimar Sinan Üniversitesi Auditorium diye planlıyoruz. İyi olur. Ama netleşmedi daha. Netleşmedi. Yani birkaç güne kadar netleşecek. Güzel. Ve bu 15 ülkeye şöyle kabaca bakarsak, belki hepsinin adını söylemem zor ama Kolombiya'dan, Singapur'dan, Çin'den, Amerika'dan ve Avrupa'dan katılımcılarımız var. Çok güzel. Mesela Macaristan'dan Çaykovski'nin Fındık Kıran Balesi
den hareketle bir çocuk oyunu yapmışlar. Onu getiriyoruz. Oy. Müthiş bir sürü ödül alan bir oyun. Of of. Polonya yok bu sefer. Bu yıl Polonya'mız yok. Maalesef sizin sevdiğiniz ülkedir ama evet. Bu yıl yok. Her yıl gelir aslında. Çok, her yıl geliyor Rusya ile Polonya. Fakat Polonya'da tiyatroda çok kullanıyor kuklayı. Çok. O kadar yaygın ki ben şaşırmıştım. Eski Sol Blok ülkelerinin tamamında kukla var, çok evet, seviyor. Hepsinde yaygın. Müthiş bir kukla kültürü. Ufa'ya var. Gittim, kukla tiyatrosu diye tabii, gittim. Her şehrin var. Bir milyonluk. Her şehrin kukla her tiyatrosu var ve bunlar da yani bizde ama öyle tiyatro yok yani. Öyle tiyatro salonu yok. O Asya'daki küçük cumhuriyetler var. Evet. Rusya Federasyonu'na evet, bağlı. Ufacık ufacık. 150 bin, evet, 200 bin kişilik. Ama hepsi ayrı bir kavim. Hepsi. Doğru, doğru. Söylüyorsunuz. Hepsinde kukla tiyatrosu doğru var. Doğru söylüyorsunuz. Ve tiyatro var. Doğru söylüyorsunuz. Çok ilginç, çok heyecan verici bir şey. Evet. Ve işte buralarda... Ben heyecanlanıyorum sen anlatırken yani, bu yaşında. Bu kadar gördüğüm halde. Ve buralarda 4 yıllık kukla fakülteleri var biliyorsunuz. Ya, ya. Bunlar oyunculuğun yanı sıra dans, kukla yapım, objeyle olan ilişki evet, ve dans ve koreografi okuyorlar. Evet. Yani çok donanımlı yetişiyorlar ve 2 yılda bir kukla formu üzerine yüksek lisans yapıyorlar ya, aynı zamanda. Öyle mezun oluyorlar. Yoksa mezun olamıyorlar. Olamıyorlar. Şimdi böyle bu tür kuklacılarla işbirliği yaptığınız zaman bambaşka noktaya gidiyor. İşte Çaykovski'nin Bir Fındık Kıranı'nı yapabiliyorlar. Yapabiliyor tabii. Evet. Mesela Romanya'dan da Molière'in Candide'i geliyor. Oo. Candide. Evet. Vallahi çok güzel ya, onları bir çalışma. Gerekiyor. Bunun yanı sıra dediğim gibi Pekin Devlet Gölge Tiyatrosu geliyor ki. O müthiş. Yani büyük bir onur benim için. Gerçekten büyük bir şanstır onun. Kendisiyle tanışmam, tiyatronun yöneticisiyle. Biz bütün Ocak ve Şubat ayını Tayvan'da geçirdik. Orada tanıştınız. Tayvan'da bir oyun hazırladık. Çin, Türkiye ve Tayvan ortak yapımı bir oyun hazırladık ki bu oyunun adı Aşkın Gölgeleri de ve Karagöz ve Çin Gölge Tiyatrosu'nu içinde barındıran bir aşk hikayesiydi, evet, anlatmak. Aynı zamanda hem aktör olarak hem kukla oynatıcısı olarak yer aldım ben bu oyunda. Evet. Ve Büyük Tayvan Festivali'nin açılış gösterisi olarak of, yer aldık ki geçen yıl Suzuki Tiyatro açmış festivali. Daha önceki yıl Robert Wilson açmış. Oo. Ki böyle bir dev isimlerden sonra bizim açıyor olmamız hakikaten. Gerçekten. Ama tabii ki Pekin Devlet Tiyatrosu gibi büyük bir tiyatro var yanımızda. Tabii. Yani böyle üçümüz bir araya gelince festival dedi ki buyurun siz açın. Ve daha oyun çıkmadan bütün biletleri satılmıştı. Bizden sonra da Peter Brook'un Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası adlı oyunu oynadı. Ay, ay, ay. Yani böyle büyük bir festivalden bahsediyorum. Peter Brook gibi dev bir isim. Tabii, aynı festivalde tabii yer alabilmek. Beni hem şaşırttı hem sevindirtti. Ve işin ilginci biraz önce kuklanın büyüsünden ve insanlara nasıl sevdiğinden ve saygı gösterdiğinden bahsediyorduk. Özellikle işte Polonya'da, Rusya'da. İşte Tayvan'da böyle büyük bir sanat festivalinin açılış gösterisini bir gölge oyunuyla yapıyoruz. Ya. Ve içinde ayrıca 2 el kuklası formatında kukla oyunu daha var. Bizim buradaki ne tiyatro festivalleri ne sanat festivalleri ben kukla oynatıyorum beni de alır mısınız deseniz kabul etmezler böyle bir şeyi. Doğru. O da şaşırtıcı geliyor. Senin kültüründe binlerce yıldır kukla varken üstelik birçok formuyla varken evet, sen nasıl reddedersin bunu görmezden gelirsin ki küreselleşen dünyada yerel özellikler oldukça önemli olmaya başladı artık. Tabii. Yani kendi yerelinden doğmuş bir şey nasıl kabul etmezsin, niye istemezsin? İşte istedikçe büyüyor bu sanatlar ve gelişiyor. Tabii. Çünkü sen istersen yeni bir şey hazırlanacak. Tabii, kaynak. Yani onun için bu küçücük ülke, belki Türkiye'nin daha kabul etmediği, tanımadığı bir ülke olan Tayvan'da bile kuklaya bu kadar büyük önem veriliyor. İşte. Her gün 24 saat yapan, 24 saat yayın yapan 2 tane kukla kanalı var bir kere. Allah. 24 kukla saat 24 kukla saat. Kanalı var. Ama işte doğunun geleneğini doğunun bakın, geleneğinde kesmiyorlar. Var. Biz o geleneği kesmişiz. Biz İyi ki ne batıdayız ne doğudayız. Yani evet. Belki doğu, evet. Aslında çoğumuz doğuda, Asya'da aslında. Tabii. Aslında yani bizdeki
kuklanın da temelini büyük bir olasılıkla burası oluşturuyor. Burası oluşturuyor tabii. Her yani şey bunu reddetmeyiz ki böyle bir şey. Hayır, mümkün yani. Değil. İşte Metin Andın, evet. Cevdet Kudret'in yapıtları ortada. Evet. 15 yıldır yaptığın işler ortada. Yani, bu işler olmasa, bu gerçeklere yaslanan bu çalışmaları ortaya koyamasanız nasıl olur bu kadar ülkeler buraya akın eder? Tabii. Mümkün mü? Ama işte o Doğu geleneğinin, bak şimdi bütün Batı Doğu'ya eğiliyor. Doğu'nun evet. her yönünü tanımak istiyorlar. Evet. Biz Doğu'nun içindeyiz, başımız hala Batı'da. Hayır, maalesef. Batı ve Doğu'nun sentezini yapabilmeliyiz. Sentezini yapmamız gerekiyor. Atatürk'ün bu sözünü de yanlış uyguladılar bazı alanlarda. Evet. Atatürk, muasır medeniyet dediği, çağdaş uygarlık dediği evet. hepsini kabul ediyordu zaten. Evet. Evet, neyse senin sözünü kesmeyelim. İşte güzel bence yani kukla deyince, çağdaş kukla deyince Rusya ve Asya'daki bazı çalışmalar ilginç geliyor. Atatürk'ün i̇lginç dediği geliyor. Gibi Mısır evet. devlet kukla açısından orası. Evet, evet, evet. Ben ne zaman Rusya'nın Asya'daki küçük şehirlerine gitsem kukla tiyatrosu var bu akşam görür müsünüz? Tabii görürüm. Her şehirde çok güzel, var ya. Çok... Bir kere çocuklar için, büyükler için herkes gidiyor. Tiyatro da var, o da var. Birçok şeyde opera da var, bale de var. Var, hepsi var. Hepsi var. Ama... İran'da 4 yıllık kukla akademileri var. İran'da? İran'da. Orada da geleneğe çok 21 tane tiyatro salonu var Tahran'da. Ve o kadar şık ki hepsi. İnanamazsınız şıklığına. İşte burada ama bir mesela Macbeth operasını yapmışlar kuklalarla. Dev bir prodüksiyon. İran'da. İran'da Macbeth operası. Ve özel beste yani kendileri bestelemiş yeniden. Allah Allah. Müthiş gördüm, inanamadım yani. Macbeth'in yanı sıra birkaç opera daha gördük İran'da. Çok güzeldi. Onun yanı sıra bizde hiç kutlanmayan, nedense kabul edilmemiş duygusu veren bana Mevlana üzerine de yapılmış Rumi adlı dev bir operaları daha var. Ben 3 yıl önce Trabzon Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Mevlana'nın Aşkı diye İran'dan bir dans grubu geldi. Doğrudur. Bale grubu. Evet. 1 saatlik bir gösteriydi. Evet. İnanılmaz güzellikte bir gösteriydi. Şaşırdım kaldım. O çok kadar doğru. güzel dans ediyorlar. Çok o doğru. kadar konuyu güzel anlatıyorlar. Geçenlerde haberi geldi bize. Gazetemiz Aydınlık'ta yayınladım. Küçük bir haberdi ama hep veriyorum haberleri. Şeyde Antalya'ya gelmişler. Orada güzel. Da Antalya Devlet Opera Balesi'nin salonunu kullanarak orada da bir gösteri yapmışlar. Belki başka gruptur. Neyse Mevlana'nın aşkı falan böyle. Yani işte dediğim ama gibi. Ama işte biz Mevlana'ya sahibiz. Konya'da Mevlana. Evet. Tübesi var, ziyaret ediyoruz ama nimetlerinden yararlanamıyoruz. Maalesef. Yani işte dediğim gibi Macbeth'i de alıyor, Rumi'yi de değerlendiriyor. Yani Rumi iki de değişik yani. Kültürü İran'a bak. Evet, bir arada kullanabiliyor ve bunu İran da bir sağlam durabiliyor. Opera formatıyla ama kendi müziğini kullanarak opera yapıyor. Tabii kendi müziği. Yani kendi müzik değerlerini de kullanıyor orada. Sinemada geçenlerde ödül sinemada da zaten çok öyle iyi onlar. Öndeler yani. Taziye. Evet, taziyeler müthiş. Ayrıca tabii. Ki geçen yıl işte ben bu vesileyle seyretmiştim. Taziye üzerine verilen bir festival yapıldı. Daha çok taziyelerin ön plana geldiği. Her ülke kendi gelenekselerini anlatıyordu burada. Ben de kendi geleneksel tiyatromuzu anlattım. Belki İstanbul folklorundan bahsettim ama sanıyorum bu yılki taziyeye Profesör Doktor Nurhan Karadağ önermiştim. Sanıyorum Profesör Doktor Nurhan Karadağ da bu yıl Anadolu'daki taziyeler üzerine bir konferans verecek. Çünkü benim haddim değil ve bildiğim bir konu değildi. Evet, o Anadolu evet, taziyelerini çok iyi anlatacağını inanıyorum. Önümüzdeki yıl demek ki İran'da bir de Anadolu taziyeleri anlatılacak. Evet. Yani ilginç anlar ve serüvenler yaşıyoruz bütün bu kuklacılıkta. Belki direkt kukla değil çoğu. Tabii. Ama birbirine bağlı tabii. geçişler bunlar. Dediğim gibi artık disiplinler arası mesafeler çok daraldı. Zaten bugün modern sanat, modern kukla dediğimiz zaman bütün disiplinlerin bir araya gelmesidir. Tabii. Bence işte bizim festivalde bunu yapmaya, bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Seyircimize bir bütün geleneksel oyunların yanı sıra bu türlü oyunları da getirip bir
perspektif vermeye çalışıyoruz. Nereye kadar uzanabileceği bu perspektifin elimizden geldiğince seyircimize algılatmaya çalışıyoruz. Bir kapı açmaya çalışıyoruz. Önlerine bir ufuk oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten festivallerin de görevi budur. Tabii. Biz de festival olarak bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok doğru bir yol tabii. 15 yıldır ben de izliyorum, görüyorum oldukça şehit. Büyük çoğunluğu da başarılı olması ve bu kadar uluslararası ilişkilerde bulunmanız demek ki ben hep şeyi anımsarım. 10 dakikamız var yani, vaktimiz var. Bir çivi bir nalı. Hep böyle büyük bir şimdi burada Cengiz Özek başlatıyor ama olanaklar yaratarak böyle çember büyüyor. 15. uluslararası. Evet. İşte gittiğiniz yerleri anlatıyorsunuz. Ne kadar evet. güzel. Şimdi yeniden Karagöz gösterileriniz var Nisan ayında. Onları da söyleyeceksiniz. Evet, Nisan'da evet doğru. Evet. Ama bakın, bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir eri, bir er bir orduyu kurtarır. Bu söze bayılırım. İşte bir çivi bazen işte böyle neleri yapıyor bir insan, bir at, bir onu kullanan işte bir asker deniyor ya da bir evet. er deniyor. Er de erkek demek yani. Evet. Bir insan. Yani bakın, bir şeye gönül koydunuz ve o işin arkasını getirdiniz, getiriyorsunuz ve dünyada yapmış olduğunuz bağlantı şimdi ortaya çıkıyor. Bakın, İran'da bir Macbeth'in kuklayla anlatıldığını bilmiyordum. Şeyin, Çaykovski'nin Uyuyan Güzel miydi? Fındık Kıran. Fındık Kıran, evet, o daha çok çocuklara evet. yatkın. Yani bütün bunların yapılması çok önemli bir gelişmelerdir. Kesinlikle, ben ilk defa evet. pandomim olarak Polonya'da Tomaszewski'nin pandomimiyle Faust'u gördüğüm zaman ya bu iş nasıl yapılıyor pandomimle diye iki bölümlük koca dev bir eseri anlatmıştı sözsüz. Şimdi aynı şeyleri sizler yapıyorsunuz. Gördüğünüz şeyleri anlatıyorsunuz. Evet. Bu sergiler bu gördüklerinizi doğrulayan forumda, İstanbul Forum'da açtığınız sergi. Evet. Bu anlattıklarınızı doğrulayan sergiler. Yani bu yaptıklarınızı gerçekten, yani bunları yazabilecek miyiz? Yazıyor musunuz? Herhalde bir günlüğünüz... Vallahi pek beceremediğim bir konu. Evet, vaktim olsa oturur bütün bunları. Ama yok artık benim de vaktim. Peki şeyi de... şeyler, Karagöz gösterilerini yapıyor. Evet, şimdi yani düzenli bir şekilde Karagöz gösterileri yapıyoruz yani. Ve dünyanın İstanbul'dan daha ziyade dünyada oynuyoruz. Dünyada. İşte şimdi 19 Nisan'da Lübnan'a gidiyoruz ve Lübnan'da bir takım gösterilerimiz olacak. Ve orada profesyonellere yönelik, profesyonel kuklacılara yönelik Karagöz yapım ve oynatım atölyelerimiz açılacak ve Lübnan'da ve onlara nasıl oynatıldığını ve o yapıldığını göstermeye çalışacağız. Hemen akabinde Mısır'a geçiyoruz. Mısır'da gene birçok şehrinde Karagöz oynatacağız ve gene burada da atölyeler açılıyor. Karagöz yapımlarını anlatacağız. Burada biraz daha modern nitelikli, dünyadaki çevre sorunlarını hicveden ve bu konuda birçok ödüle de layık görülmüş Çöp Canavarı adlı oyunumu oynayacağım. Ve festival bizim İstanbul Festivali için geri döneceğiz. Festival biter bitmez de Saraybosna'ya uçuyoruz. Saraybosna'da büyük bir 13.sü yapılan büyük bir kukla festivali var. Bu festivalin açılış gösterisi olarak yer alıyoruz. Ve burada hem büyük bir Karagöz figürleri sergisi açacağız, hem de Karagöz oyunları oynayacağız. Açıcı Karagöz'le mi yapacağız? Evet. Aman ne güzel. Evet. Ve oradan gelir gelmez de Ukrayna'ya gidiyoruz ve Ukrayna'da Ukraynalı okul çocuklarına bir takım gösteriler yapacağız. Bunu da bizim Türk Büyükelçiliği organize ediyor. Kendileri özellikle orada gösteri yapmamızı istiyorlar 23 Nisan'da. Maalesef aynı tarihte şey de olunca
Mısır'da olunca ister istemez Mayıs sonuna kaydı. Evet. Ve Ukrayna'dan sonra ülkemize dönüyoruz ve Mardin'de Mardinli çocuklarla gölge oyunu üzerine atölyeler yapıp onlarla minik bir oyun hazırlayacağız. Mardin Festivali'ne evet. yönelik olarak evet. Şimdiden onun çalışmasını yapacağız ki Kasım ayındaki festivale hazır bir oyun gelsin. Çünkü ondan sonra tamamen doluyuz. Yine Amerika var, Vietnam var ve Tayvan gideceğiz. Çin'e gidiyoruz, Almanya'ya gidiyoruz. Yani peş peşe hiç boşluğumuz olmayacak ama bir fırsat bulduğumuzda bir ortak Kenter Tiyatrosu'yla ortak bir prodüksiyon hazırlama projelerimiz var. Bir gölge opera yapmak istiyoruz. Saraydan Kız Kaçırma gibi. Belki bir uçan Hollandalı düşünüyorum. Daha konuşmadım Sayın Zeliha Berksoy'la ama bir Semiha Berksoy'un görüntülerini de kullanarak bir gölge uçan Hollandalı yapmak istiyorum. Böyle bir takım projelerimiz var. Bunların içinde tabii Karagöz'ü de etkin bir biçimde kullanıp, o tekniği kullanıp onlarla bir gölge opera yapma peşindeyim. Özellikle Saraydan Kız Kaçırma bizim kendi kültürümüzü anlatan evet. Mozart'ın çok ilginç bir tabii, operası. Evet. Ama bunu Türk enstrümanlarıyla bütün operayı çalıp icra edip ve daha Türk kültürünü yoğun bir şekilde anlatan bir evet. Opera bütün dünya içinde ilginç olacaktır kanaatindeyim. Herhalde bu şekilde tabii ki çok ilginç olur. Zaten opera festivalinde de hep Yıldız Sarayı'nda normal Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırmasını tekrar ediyorlar. Onun Zahide operası da Topkapı'da gösterime giriyor falan. Yani sizin şeyde yeni bir boyut kazandıracak olan. Evet, bir farklı bir bakış açısı. Farklı bir boyutla bu çok ilgi çekici olacak. Yani bunları işte giderken Cengizciğim haberimiz olsun. Şuraya gidiyorsun, şunu yapmaya diye bizim gazete hazırdır. Doğru, çok haklısınız. Duyuralım. Bizim duyuralım. Şeyimiz. Tabii, eksikliğimiz. Yazılan kalır. Doğru. Telefon edersin, notunu doğru, alırız. Doğru, haklısınız. Şu Java'ya gidiyorum, şunu yapacağım. Ben işte İran'a gidiyorum, bunu yapacağım dediğin Söz. Zaman biz o haberi yaparız böyle. Ama herkes küçük haberlere, bu tip haberlere çok önem veriyor. Çünkü herkes haberdar oluyor. Çok doğru. Evet, çok herkes doğru. Haberdar oluyor. Öyle duyuluyor. İşte bizim kurumsallaşamamızdan kaynaklanan bir sorun bu. Tek başına bu kadar işi yapıyorsun kurumsal. O bir şey değil. Bir gönüllü bir basın danışmanı lazım sana. Evet. ama bütün derdimiz sen, orada. Evet, ama sen bana telefonla bildirirsen çok doğru, ben çok bu haklısınız. İşi sana destek olarak çok yaparım. Haklısınız. Çünkü çok yere gideceksin. Bütün yılın dolu. Efendim işte gitmem süremiz de doldu görüyorsunuz. Ne güzel bir sohbet oldu. 15. Uluslararası İstanbul değil mi? Adı İstanbul. İstanbul evet. Uluslararası. Ya İstanbul'a da yakışırdı bu güzel festival. Bu Karagöz'e adadık bu festivali zaten. Karagöz'de İstanbul folklörüdür. Tabii Karagöz'de İstanbul folklörüdür. Evet. Ayrıca da tam Cevdet Kudret Hoca'ya da bunu ayırmış evet. olmanız. O da Karagöz'ün en büyük derleyicilerin çok başında doğru. geliyor Metin Ant'la birlikte. Efendim sevgili Ulusal Kanal izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Cengiz Özek Kukla'yı ve Karagöz'ü Türkiye'de canlandıran, yaşatan tabii bunun gibi çalışan arkadaşlar var ama uluslararası düzeye taşıyan kendisinin her ülkeye giderek işte anlattığı gibi dinledik hep birlikte. Ben de çok yararlandım. Bütün bunları bu 15 yıla sığdırarak, tabii onun başlangıcı var, 12 yaşından beri bu işten uğraşıyor. Ama 15 yıldır uluslararası bir boyut kazandırarak böyle bir kukla festivalini Karagöz'le birlikte götürmesi, dünyanın birçok yerlerine taşıması büyük bir övgüye değer olaydır. Ben kendi payıma çok yararlandım. Siz sevgili Ulusal Kanal izleyicileriniz, teknik yapımcı arkadaşlarımız adına hepinize ben Cengiz Özek için teşekkür ediyorum. Bize gösterdiği bu geniş verdiği bilgilerden ötürü bir başka programda yine böyle derleyip toparlıyor, geziyor. Yıl sonunda ya ben şu kadar yeri gezdim, şunları yaptım dediği zaman da orada gittikleriniz yerleri de daha sonra ne zaman hazır olursanız gelir burada. Sahne Sanatları programı bu.
Hayati Asıl yazıcıyla. Yanlış bir program değil, uygun bir program. Burada tabii yaparız, duyururuz. Aydınlık Gazetesi'nde de haberini veririz. Ulusal kanal zaten kültüre, Aydınlık Gazetesi sanata ve kültüre açık iki yayın organımızdır. Efendim, teşekkür ediyorum ve bir başka programda buluşmak dileğiyle 15. ve diğer uluslararası gösterilerinde başarılar diliyorum. Teşekkür.